diyor. İşte size de anlatsınlar diyor. Aradan epeyce de zaman geçmiş vaziyette. Yani tank olmadığını, zırhlı araç olduğunu söyleyebilirdi. Ha, bunu siz de ben de bilemem. Bir tane iddia var ortada. İşte biraz önce söylediğim gibi ilgili mercilerin devreye girip de neyin ne olduğunu söylemesi lazım. Tabii bu saatten sonra seni, beni ikna edebilecek bu iddialar karşısında bir devlet görevlisi var mı? Ondan da çok emin değilim. Tabii bir de o var. Yani En dramatik tarafı da bu. kime inanacağız? Kimin söylediği doğru, kimin söylediği yanlış? Şimdi çıkıp İçişleri Bakanı hayır tank değil zırhlı araç dese yani gene inanmam. Tabii. Belki Sedat Peker'e sormak lazım. Hatırlıyor musunuz Maalesef, öyle bir şeydi? maalesef. Acı benim söylediğim Maalesef. ama Tabii, doğru yani söylüyorsun. şu var benim dikkatimi çeken Sedat senin bu gazeteci olarak senin de dikkatini çekmiştir. Ya normalde illegal kara para kazanan insanlar genellikle kamuoyunda bellidir. Ve bunlara doğal olarak yine illegal iş yapan mafya unsurları çökerler. Çünkü adamın kazandığı para temiz değildir ve bundan pay isterler. Mesela hiçbir mafya kolay kolay kökleşmiş bir kurumun sahibinin Tabii. oğluna çocuğuna çökmez. Kime çöker? İşin içinde eğer alın teri dökmeden kazanılan yani halkın tabiriyle haram para varsa ona çökerler. Peki öyle isimlerle bir ülkenin İçişleri Bakanları, siyasetçileri, milletvekilleri nasıl bir araya geliyor? Aa, soru bu zaten. Yani ben işte senle de sık sık bu stüdyoda konuşuyoruz bunları. Bu insanları görünür hale getiren bizzat siyasal iktidarın kendisi. Sedat Peker tık diye hayatımıza girmedi. Hani daha öncesinde de vardı ama yerinde duruyordu. Yani bir gayrimeşru alem var. Hatta işte devletin karanlık kısımlarıyla bir takım da işler tutmuş ama orada kalmış. Hiçbir zaman için miting düzenlemiyordu bunlar. Bunlar devletin muhtelif yerlerinde itibarlı bir şekilde kabul görmüyorlardı. Biz bu dönem yaşadık bunları. İşte Alaaddin Çakıcı örneklerden bir tanesi. Yani Alaaddin Çakıcı'yı ilk kez biz duymuyoruz. İşte 12 Eylül sonrasında böyle tırnak içinde Asala'yla mücadele için bir adı geçti. Susurluk döneminde öncesinde sonrasında tekrar adı geçti. Gene bir medya operasyonunda, medyanın sermaye yapısını değiştirmesi operasyonunda adı geçti. Bir de şimdi geçti. Nasıl geçti? İşte iktidar bileşenlerinden MHP'nin genel başkanı hastanenin hapishane kısmında bunu ziyaret etti. Bunun için infaz yasası değişti. Alaaddin Çakıcı içeriden çıktı. Devlet Bahçeli ziyaret etti. Beraber fotoğraf karesine girdiler. Şimdi iki tane mafya liderini, suç örgütü liderini, bu kadarını söylememize izin veriyor Sedat Peker, suç örgütü liderini görünür hale getiren iktidar bileşenlerinin kendisi. İktidara sormak lazım. Niye? Ve bunun yanıtı yok. Çünkü niye yanıtı yok? Bu dikkat ettiysem, bugün Kemal Bey de galiba aynısını söylemiş. Hiç konuşmuyorlar bu mevzuyu. Niye konuşmuyorlar? Şundan. Evet, herkes sessiz Şimdi dedi Sayın Kılıçdaroğlu. sessizliğe yatırıp unutturmak istiyorlar. Çünkü bunlar konuşmaya başladıkları zaman bunların sadece bunları dinledikleri kitle iletişim araçlarından, medya organlarından bunları dinleyen, bunları izleyen seçmenleri ya da kendilerinin ürettiği seçmen kitlesi bu meselelerden haberdar olacak. O insanların haberdar olmasını istemedikleri için sessizliğe yatırıp unutturuyorlar. Yani konuşurlarsa Dün bir bugün anket vardı gördün mü? Yani görmedim. bana yani mantıklı gelmedi. Sevgili Kutay o anketi bulursan Sedat Peker'den haberiniz var mı diye soruluyor. Ya bu Türkiye'de halkın %37'sinin Doğrudur, doğrudur, Sedat doğrudur. Peker'den haberin olmadığı. İnan Fatih doğrudur. Şimdi şu sessizlik, bu sessizlik onun İşte en bak temel göstergesi. anket Doğru, burada. doğru. Şunu sormak istiyorum sana. Bir, ya bu adam televizyon izlemiyor. İki, tamam kabul ettim. Sosyal medyaya girmiyor, interneti yok. Bunu da kabul ettim. Üç, gazete okumuyor, okumuyor. Zaten kimse okumuyor. Dört, bu adam bakkala, kasaba, fırına, pazara gitmiyor mu? İşte şimdi 19 yıldır iktidarda olan, 27 yıldır yerel yönetim, 19 yıldır da genel yönetimde iktidarda olan bir ideolojiden söz ediyoruz. Toplumun kılcal damarlarına kadar girdi. Devlet aygıtıyla ve değerlerle seçmen tipi formatladı, seçmen tipi üretti. Şimdi Halk TV'de biz bunları durmadan konuşuyoruz. Bu Halk TV'yi son dönemde çok izliyorlar biliyorsun sen de. Çünkü niye insanlar haberdar olmak istiyorlar? O taraf da izliyor. Ama izlerken şöyle bir at gözlüğüyle izliyor. Ya bunlar Halk TV, bu Fatih Ertürk zaten hep yalan söyler. Çünkü niye? Onun inanacağı insan Fatih Ertürk'ü, Halk TV'yi ya da bağımsız gazetecilik yapılan kurumların hepsini negatif, olumsuz etiketleyerek adama formatlıyor. O gözle izlediği zaman senin burada söylediklerin onu etkilemiyor.
onun söylediğine bakıyorlar. Mesela bu illüzyon, bu illüzyon hala sürüyor. Bilgiye dayanmayan hiçbir şey konuşmam. Yani hiç şu önemli önümde gördüğün kağıtlar var ya. Hiç önemli hepsi değil. Hepsi belgedir. Bir şekilde bir yerden alınmıştır, doğrulatmıştır. Ben check etmeden de konuşmam. Gazetecilikte onu öğrettiler bize. Yani birinin bundan rahatsız olmasını anlayamam. Niye biliyor musun? Yani iktidardaysanız bile dinleyin de be kardeşim, hiç olmazsa bunu düzeltin. Bu bir yanlış. Sen şimdi normalini söylüyorsun. Normal işe yaramıyor burada. Bakın hala bugün dünyada örgütlü bir, dünyanın düz olduğuna inanan örgütlü bir yapı var, biliyor musun sen? Örgütlü bunlar. Yani dünya düzdür diye inanıyorlar. Yani bu, bizim ülkemizde de var bunun temsilcileri. Oraya istediğin kadar uzaydan sen fotoğraf koy. Hatta bu insanları götür uzaydan, dünyanın yuvarlak olduğunu, hatta işte kutuplar tarafında hafifçe basık olduğunu falan göster. İnanmazlar. Tabii bu şeyle ilgili bu anketle, ellerindeki medya gücüyle. Anketle ilgili, yani bu anketi siz mi yaptınız diyen olur belki ama yani 24-26 Mayıs 2021 tarihinde yine 1719 kişiyle yapılmış, Metropol'ün yaptığı bir anket ve tek tek konuşulmuş. Yani demeyin ki Fatih Ertürk bu anketi hazırladı, rakamları da yazdı. Şimdi Sedat öyle bir şey söyledi ki ben de korkmaya başladım. Yani eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanlar bizi izliyorsa emin olun burada yalan yok. İnanın bana. Yani 30 yıldır ben bu mesleği yapıyorum. Yalan söylediğim an bu kalemi bırakır giderim. Ha şu soru var Sedat. Bu da çok önemli. Bir gazeteci... Sessizlik meselesine gelin, sözünü unutma lütfen. Sadece Sedat Peker meselesinde değil, muhtelif meselelerde. Örneğin kendisine o kadar laf söyleyen eski birlikte yol aldığı arkadaşları var. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve durmadan buna, hatta AK Parti yönetimine ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Bir tanesinin kalkıp Ali Babacan'ın adını ya da Ahmet Davutoğlu'nun adını söylediğini duydunuz mu siz? Niye? Yok sayıyorlar. Sessizliğe yatırıyorlar. Çünkü bunlar konuştukları zaman kitleleri onları görünür hale getirecekler. Görünmesini, duyulmasını, konuşmasını istemiyorlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sedat o kapıyı açtı. Devam edeyim ben de. Eğer bir gazetecinin geçmişiyle ilgili, yakın ya da uzak geçmişiyle ilgili en ufak bir leke varsa, en ufak bir kirlilik varsa, en ufak bir ranta, çıkar paylaşımına dayalı bir kısa öyküsü varsa, o gazete size çıkıp bunları söylemez kardeşim. Anlatamaz, konuşamaz. Reis Ateş niye bugün kanalında haber sunamıyor? Çünkü geçmişinde bir kara var ve bu ortaya çıktı. Peki bir gazetecinin, bir mafya adamının otelinde bedava 10 gün 1200 euro süit oda ve yaklaşık 100 bin liraya geçen bir ücret karşılığı bedava kalması. O gazetecinin yaptığı işi, o gazetecinin tarafsızlığını, o gazetecinin halka karşı sorumluluğunu etkilemez mi? Etkiler tabii canım. Yani böyle, olur mu böyle bir şey? Sen hiç hayatında duydun mu? Şimdi Fatih, bizim sıkıntımız şuydu. Bizim kutup yıldızımız, deniz fenerlerimiz, gazetecilikteki mesleki deniz fenerlerimiz Abdi İpekçiler, Uğur Mumcular, Erbil Tüçerpler'di. Biz habere kilitlenirdik. Bizim hedefimiz haberdi, zenginleşme değil. Araba, ev, kılık kıyafet değildi. Biz mesleki tatmin peşindeydik. Mesleki kimliğimizi biz yaptığımız haberlerle oluşturmaya çalışıyorduk. Bu hırsla hareket ediyorduk. Ben seni atlatıyordum, sen beni atlatıyordun. Senin işini riski alarak senin atlatıyordum ben. Ertesi gün gazeteden okuyordun haberini. Sen de aynısını yapıyordun. Buydu bizim rekabetimiz ve gazetecinin normal doğası budur. Çünkü gazetecilik, her zaman söylüyorum, bir daha söyleyeyim, evrensel bir meslektir. İlkeleri de değerleri de evrenseldir. Ve halktan yana taraftır. Bireysellik yoktur. Yani gazeteci çıkıp bir cumhurbaşkanına, bir başbakana, bir bakana ya da herhangi bir iktidarın temsilcisine, ordu olabilir, TÜSİAD da olabilir, bir maddi iktidar alanını temsil eden birisi de olabilir, soru sorar ve soruyu halk adına sorar. Kendi bireysel tatmini için sormaz. Kendisine bir kimlik, politik kimlik ya da bir statü oluşturmak için sormaz. O sorunun yanıtına o halkın ihtiyacı vardır. Çünkü o halk seçimde bir tercihte bulunacaktır. Bir siyasi tercihe bulunacaktır. Bir partiye oy verecektir. Hangi partiye oy vereceğini belirleyecek olan medyadan, bağımsız ve güvenilir medyadan alacağı bilgidir. Bu yüzden gazetecinin okuyucusuyla, halkla kuracağı en temel ilişki güven ilişkisidir. Güven ilişkisini kaybettiğiniz zaman sizin verdiğiniz doğru bilgileri de kimse kabul etmez.
Peki Türkiye'de bugün güven ilişkisi kurulabilecek? Yok böyle şey. Halktan kopuk bir medya var. Şimdi bu böyle Halk TV gibi, işte Tele 1 gibi, KRT gibi, Bir Gün Gazetesi gibi. Cumhuriyet gibi. Cumhuriyet gibi. Bağımsız gazetecilik yapılan kurumlar halklarla biraz daha ilişki durdular. Hatta ben söylüyorum, çok ciddi bir cümle kuracağım. Buraları, bu insanların nefes alma boruları. Buradan aldıkları oksijenle yaşıyor bu insanlar. Yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Yani dokunuyor buralar, o insanlara dokunuyorlar. O insanlara umut veriyorlar. Ne güzel diyorlar, bakın benim değerlerime ya da inandığım değerlere sahip çıkan bir insan var ve ileriye dönük bana umut veriyor bunların varlığı. Yalnız olmadığını hissediyor. Yalnızlık çok kötü bir duygudur. Hissettiriyor. Böyle fonksiyonları vardır bu gibi kurumların. Ve buradan aldıkları bilgiye bu insanların ihtiyacı var. Sedat Peker örneğin benim gazetecilik yapılıyor olarak kabul etmediğim medya kuruluşları, yani iktidarın bizzat kontrolünde ya da mülkiyetinde olan medya kuruluşları Sedat Peker'in iddialarına niye girmiyorlar? Niye girmiyorlar? Bu Sedat Peker aynı sıfatını, yani suç örgütü liderini, mafya liderliğini taşıyorken, aynı sıfatı taşıyorken, mitingler yapıyorken manşetlerine taşıyan medya organları şimdi niye buna yer vermiyorlar? Yani itibarsızsa, tırnak içinde söylüyorum, o zaman da itibarsızdı. Çünkü bunlar kullanışlı birer artık medya organı olmaktan, gazetecilik yapılan kurumlar olmaktan çıkıp aparat haline gelmişler.